Malatya ile ilgili geçen hafta yaptığımız haberler ve gördüğünüz basında Malatya'daki Ermeni Kilisesi'nin açılışının ardından çok fazla konuşuldu. İşte kilise olarak açıldı, açılmadı, müze oldu, kültür evi oldu. Bu çok konuşuldu. Ama bu konuyla ilgili bilinen ve bilinmeyenler oldu. 106 yıl sonra ilk defa ayin yapıldığı söylendi. Bu konuyla ilgili biz de bir Malatyalı'ya danışalım istedik. Kevork Kalataş şimdi Skype hattımızda görüntülü olarak. Sayın Kalataş, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kevork Akbarik, öncelikle bu yayın vesilesiyle tanıştığımız için çok da mutlu oldum. Almanya'da bir Malatyalı olarak. Hemen bu vesileyle bize gönderdiğin e-mailde bu ortaya çıkan verilerle ilgili birçok şey söylüyordun haberlerle ilgili. Mesela 106 yıl sonra ilk defa ayin olduğu aslında çok da doğru bir şey değil galiba, değil mi? Öyle. Şimdi ben babamdan doydum. Babam 1920 doğumlu. Bu kilisede vaftiz oldu. Ve kardeşlerimin bir kısmı kendinden küçük ve bunların da aynı şekilde bu kilisede vaftiz oldular. Kilisenin kapanışı Cumhuriyet devrinde, yani 1915'in akıbetinde değil, akabinde değil, aslında Cumhuriyet devrinde. Ne zaman kapandı dersen, büyük ihtimalle şöyle diyeyim, Malatya'daki Ermeni mallarının 1929 Eylül'ünden itibaren tekrar hazineye alınmasıyla başladı gibi geliyor bana. Bu olay 30'ların başında bitmiştir. Mesela bu arada her iki dedemin de malı hazineye mal edilmiştir. Bunlar da kendi mallarını tekrar almak zorunda kalmışlardı ki herhalde kilisede 1929'un sonlarından başlayarak o devirlerde belediyeye bırakıldı gibi geliyor. Ve öyle ki tabii bunu belediyenin arşivlerinde bulmak mümkün. Ne zaman belediyeye geçtiği şeklinde. Babamın anlattıklarına bakacak olsak, dedem, babamın babası herhalde kiliseden sorumlu birisiydi ki kilise kapandığında bazı taşınırları alıp eve getirmiş. Bunlar içerisinde giyilen gömlekler, hani kilisede o ayinlerde giyilen gömlekler ve bunun dışında kilisede bunun vaftizlerde ya da nikahlarda kullanılan haç. Bu gömlekleri ben çocukluğumda görmedim ama haçı hatırlıyorum. Haçı babamın 1950 yıllarının ortalarında ya sonlarında Diyarbakır'da Malatya dini görev vasıtasıyla gelen Der Arsene hediye ettiğini hatırlıyorum. Gerekçesini anlataraktan, nerenin haçı olduğunu anlataraktan. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra birçok basında, hatta bizim Malatya Haydar Derneği'nin de bildirilerinde dendi ki 106 yıldır harap olmaya bırakılan kilise şeklinde ki bu tamamen yanlış. Yani 30'lara kadar olan durum belli ne oldu. Yalnız ben çocukluğumda hatırlıyorum ki burası askeri depoydu. Hatta kapısında da bir askeri kulübe vardı, nöbetçiler olurdu. Kiliseye dışarıdan bakardık. Benim babamın eviyle dedemin evi arasında bulunduğu için kilise o kilisenin önünden çok geçmişimdir. 60 da askeri darbesini takip eden yılda ya da bir yıl sonra diyelim askerlerden de kiliseyi bıraktılar gittiler. Ve o zaman çocukları biz merak ettik ne var ne yok diyerekten kiliseye gittik baktık. Şimdi mesela iki kapılı bir kapı yapmışlar. O zaman kapı tek kanatlıydı. Ve kapının üzerinde de sağ tarafında üst köşede tunçlardan dökülmüş 1896 tarihi vardı. Bu kilisenin tarihi olmasına imkan yok. Çünkü kilise 1870'lerde falan yapılmaya başlamıştı. Yalnız bizim büyüklerimizin anlattıklarında 1895'teki bizim birinci çark ya kıyım dediğimiz olayda
o bölgenin Ermenileri bu kiliseye sığınmışlar. Hı hı. Ve birkaç gün ki muhtemelen sonra bırakmak zorunda kalmışlar, ayrılmışlar. Büyük ihtimalle o kapı herhalde o zaman kırıldı, döküldü ki yeniden yaptılar. Biz kiliseye gittiğimizde baktığımızda o şimdi güzel camlarla kapalı olan yerler taşlarla örülmüştü. Orta kısımdaki kısımlarda vertikal mazgallar var. Sanki bir kaleymiş gibi. Herhalde bu da normal gibi geliyor. 1895'ten sonra herhalde orayı bir kale haline getirdiler. Ya da öyleydi daha önce. Bilmiyorum. Hı hı. Kilisenin içerisi de tavanda beyaz freskler vardı. Beyaz badana üzerine yapılmış kahverengi tonun hakim olduğu çok tatlı freskler vardı. Yer zemindi, duvarlar sıvasızdı. İçinde herhangi taşınacak bir şey yoktu. Ne oldu? Ha, o zamanın bizim Malatya ileri gelenleri ihtilalde, yani askeri darbesinden sonra büyük ihtimalle Malatya Belediyesi boştu gibi geliyor bana. Yalnız o zaman Malatya varisi Cezmi Kartaydı. O zaman ileri gelen Türk eşrafının ağzına aradı. Acaba kilisemize verilir miydi? Ama aldıkları cevap herhalde çok kırıcı ve rencideci olduğu için babam bu konuyu bir daha açmadı. Ne olduğundan sonra kapıyı götürdüler çevredekiler. Odun niyetine. Kilisenin kubbesi kahverengimsi bir metalle örtülüydü. Kosrov Köle Tavitoğlu Malatya Haydar Derneği'nin ilk başkanıdır. O anlatmış bu bakır olduğunu bilmiyorum. Bakır olsaydı herhalde geçirilenlerden onu da götürdüler. Kubbenin tepesinde paratonlar vardı. Bu altındır diye götürdüler. Ve tabii kubbe gidince o kaplama ne oldu? Yağmur çamur derken o kilisenin tavanı çöktü. Duvarlar zaten kapalıydı. Bunun üzerine tabii Türkiye'de her nerede bir Ermeni varsa onu da gider altın ararlar, hazine ararlar. Hazine aranmaya başlandı. Sanki askerler burada bir şey bulacaklarmış gibi. Zemini de kazdılar falan derken sonra duyduk buraya madde bağımlıların gelip gittiğini. Hatta daha kötü işlerle kullandıklarını, karı kız getirdiklerini falan duyuyor. Görmedik bunları ama duyuyor. Sonunda belediye kapıyı da kapattı, ördü. Tavan çökmüştü. Kilisenin içerisinde otlar bitmeye başladı, ağaçlar bitmeye başladı. Yani kilisenin harap oluşu askerlerin çekip gitmesinden sonra oldu. Yani her ikisi de Cumhuriyet devrinde oldu. Osmanlı devrinde olmadı. Hı hı. Peki siz ne kadar oldu Kevork Akbarik Malatya'dan çıkalı? Bu anılarınız çünkü çok taze. 60'lardan bahsediyoruz bir yandan değil mi? Ben 67'de çıktım ama 70'lerin ortasına kadar Malatya ilgim kesilmedi. Son olarak da 2 sene önce gene Malatya'daydım. Hı hı. Peki 2 sene önce gittiğinizde neler düşündünüz? Daha restorasyon devam ediyordu o zaman değil mi? Restorasyon devam ediyordu. Malatya tanınacak halde değildi. Şöyle bir hatıramı anlatayım. Bundan yıllar önce Fransa'ya göç etmiş bir akrabamız 60'lı yıllarda Malatya'ya gelmişti. Bana o zaman dedi ki keşke gelmeseydim ve Malatya'yı hatırımda yaşatsaydım. Ben son gidişlerinde de o akrabamızı hatırladım. Ben de dedim ki keşke Malatya'ya gelmeseydim de Malatya'yı hatırımda yaşatsaydım. Malatya eski Malatya değil. Malatya'da eskiye ait hiçbir şey kalmamış. Hı hı. Bir de tabii açılış şekli çok tuhaf kilisenin. Kültür ve sanat merkezi diye açılıyor. Ben 46 senedir Almanya'dayım. Almanya'ya geldiğim zaman burada 20-30 bin Yahudi'den bahsedilirdi. Şimdi sayısı 150 bin civarında olduğu söyleniyor. Bu Yahudilerin şimdi sinagoglar yapılıyor, yıkılmış sinagoglar tamir ediliyor, içleri döşeniyor ve bunların hepsi ne kültür merkezi olarak açılıyor, ne sanat merkezi olarak açılıyor, dini maksatla açılıyor ve Yahudi
cemaatin emrine sunuluyor. Kaplanı da polis dikiyorlar ki bir şey yapılmaz. Mesela şöyle bir şey anlatayım. Yani bu Türkiye'deki latent ırkçılığın göstergesi değilse ne? Kilise açıldığı zaman bir takım resimler gönderdiler. Hem Malatya Haydar'dan hem akrabaların. Yol tarafında, kilisenin yol tarafına bir podyum açmışlar. Bir sahne koymuşlar. İşte konuşmalar yapılıyor da. Büroveler veriliyor falan. Hemen sağ tarafında eskiden orada evler yok diye, daha doğrusu yüksek evler yok da tek katlı evler vardı. Oraya şimdi sokağın öbür tarafını yüksek evlerle doldurmuşlar. Hani Türkçe'de bir laf vardır, bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü derler. Ne bayram ne seyran, 30 Ağustos'da daha var. O binalar üzeri Türk bayraklarıyla dolu. Yani kilisenin açılışına bana göre, benim yorumuma göre indirekt bir reaksiyon var halk içerisinde. Evet. Bu tabii bir taraftan Kevork Akbay içeride kilisede de kültür merkezi olarak açıldı diye de bayraklar görünüyor. Ben Antep'ten sonra Antep Kurtuluş Camii dedikleri Antep Kilisesi der sonra ilk defa içeride bayrak gördüm. Ben o caminin Antep'te olduğum bir süre vardır. Hapse ne olduğunu hatırlarım Kurtuluş Camii'nin. Hı hı. Peki. Çok teşekkürler Kevork Akbarik. Katıldığın için yayınımıza, bunları aktardığın için. Fırsat verdiğiniz için bazı şey, yani doğru bilinen yanlışları anlatabildiğim için teşekkür ederim. Her zaman, her zaman. Biz de büyük onur duyduk. En azından bir Malatyalı'yı daha konuk etmiş olduk. Daha önce belki de akrabanı Sosrof Uluözü konuk etmiştik birkaç hafta önce. O da Fransa'daydı. Malatyalılar her yerde. Anlatmıştım sana, demiştim bütün Malatya Ermenileri birbirine akrabalar. Evet. Bir başka Malatyalıyı da bugün dinlemiş olduk. Çok teşekkürler. Bir yanlışı düzeltmiş olduk. En azından tarihe de böyle bir bilgi kalsın. Çok sağ ol. Evet, Kevork Galataş'la konuştuk Malatya'daki kiliseyi. Malatya'da işte doğru bilinen yanlışlar ya da bilinerek yanlış yapılan şeyler diyelim. Bunları aktarmış ve düzeltmiş olduk birinci elden. Kendi hatırlıyor, kendi oradaymış.